yeşil kubbeni görsem, ya Uhud'un eteğinde Hazreti Hamza. Can efendim, Allah'ım nasip eyle, nasip eyle bu sene yine. Gidiyoruz, gidiyoruz. Evet kardeşlerim, Hazreti Ömer'e, Ömer'e gidiyoruz. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh çok cesaretli bir adamdı. Şeytan bile Hazreti Ömer'den korkar. O derece Hazreti Ömer çok celalli, çok sinirli, vurduğunu deviren bir adamdı biliyor musunuz? Mekkeli müşriklerin en çok titrediği iki kişi vardır. Birisi Hamza, birisi Ömer. Ama ne malum ki, ne hayret verici bir olay ki, şeytan bile Ömer'i gördüğünde yolunu değiştirir. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh çok heybetliymiş kardeşlerim, heybetli. O kadar heybetli ki, Haddam oğlu Ömer, Kureyş'in ve Haşim oğullarının Mekke'de Hazreti Ömer'i gördükleri yerde titrer. Yani onları o kadar korkarlarmış ki Ömer'den, öyle bir heybet vermiş Allah ona. Peygamber Efendimiz de hep şu duayı ederdi. İslam'ın doğuşuyla, ona peygamberliğin gelişiyle Allah'ın Resulü, zayıf ve güçsüz kimseler inanıyordu önce. Ama güçlü kimselerin de Müslüman olması gerekli. Çünkü İslam'ın kuvvetlenmesi için Ömerlerin Müslüman olması gerekiyordu. İslam'ın doğuşu, Hazreti Peygamber'in peygamberliğini ilan edişiyle, zayıf ve güçsüz kimseler Müslüman olurken, işkenceler, sıkıntılar Mekke'de başlar. Güçlüler zayıfları eziyordu. Allah'ın Resulü ise ellerini kaldırıp dua ediyordu. Ya Rabbi, iki Ömer'den birine hidayet ver. İki Ömer'den birine. Peygamberin duasıdır bu. Ya Rabbi, iki Ömer'den birine hidayet ver. Çünkü böyle güçlü kuvvetli birinin Müslüman olması gerekiyordu. Ama iki Ömer kimdir? Birisi Haddab oğlu Ömer, diğeri de Ebu Cehil. Ebu Cehil'in diğer adı da Ömer'miş kardeşlerim. Esas adı Ömer. Ebu Cehil'in adı Ömer. Esas adı Ömer. Peygamber Efendimiz de ya Rabbi, bu ikisinden birine hidayet ver diye dua ederdi. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Müslüman olmuştu. Eniştesiyle kız kardeşi ilk Müslüman olanlardandı. Ama Hazreti Ömer'in haberi olsaydı, onların ikisini de doğurar. Gizliyorlar, titriyorlardı. Hazreti Ömer, o zaman müşrikti kardeşlerim. Çok zalim birisiydi var ya. Vallahi Kureyşliler Ömer'in oturduğu mecliste konuşamazlardı. O kadar celalli bir adamdı Ömer. O kadar sinirliydi ki, bir gün Mekke sokaklarında bir Kureyşli ona kaba davrandığı an, Hazreti Ömer devesiyle adamı ikiye parçalamıştır. Evet, o derece sinirli. Ama müşrikti Ömer. Kız kardeşi Müslüman olmuştu Ömer'den habersiz. Allah'ın Resulü Hazreti Ömer'in kız kardeşine, Ömer'den korkmuyor musun dediğinde, ya Resulallah, ben ölümü göze aldım. Ben bir tek Allah'a ve senin hak peygamber olduğuna iman ediyorum diyen Ömer'in kız kardeşi, eşiyle beraber gizlice Müslüman oldu. Ve onlar evlerinde gizli gizli ayet ve Kur'an okuyorlardı. Hazreti Ömer, müşriklerin yok mu Mekke'de o kadar cesaretli olan dediğinde, Hazreti Ömer gurur yaparak kükredi. Siz bilmez misiniz bu Mekke Ömer'den sorulur.
derdim var. Yani siz ne demek istiyorsunuz dedi Ömer. Kureyşliler kışkırttı Hazreti Ömer'i. Ey Ömer, Lat, Uzze ve Hubele, şu Kureyşlilerin tanrılarımızı inkar eden Muhammed'e sen bir şey yap bari. Şu Kureyş'te en korkusuz cesaret adam sensin dediler. Sana 100 deve vereceğiz, 100 deve. Muhammed'i öldür dediler. Hazreti Ömer, benim Muhammed'den korktuğumu mu düşünüyorsunuz deyip atının üzerine atladı, kılıcını çekti ve Muhammed Mustafa'yı öldürmeye gidiyordu. Resulullah'ı öldürmeye gidiyordu Hazreti Ömer. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'i öldürmeye gidiyordu kardeşlerim. Yolda onu bir köle Ömer'in yolunu kesti Ömer'in. Peygamber Efendimiz'in evinin yakınlarında Hazreti Ömer'e, Ömer'in peygamberimizi öldüreceğini düşünen bir köle, Peygamber Efendimiz'i öldürmeye giden Ömer'in yolunu kesti. Ey Haddaboğlu Ömer dedi, dur beni dinle. Hazreti Ömer, çekil önümden ey pis köle. Ne diyorsun sen, neden önümü kestin? Ya Ömer dedi, sen nereye gidiyorsun? Hazreti Ömer, Muhammed'i öldürmeye gidiyorum. Muhammed'i öldürmeye gidiyorum dedi. Bülbül oldum, gülmem. O köle Peygamber Efendimiz'e zaman kazandırmak için, peygamberin canını korumak için, ey Ömer dedi, sen dedi önce git kız kardeşinle eniştene bak. Onlar Müslüman oldu, haberin yok mu? Sen önce git onları öldür Muhammed'den önce. Senin kız kardeşin ve enişten Müslüman oldu gizlice. Hazreti Ömer köleye kamçısıyla vurunca köle yere yığıldı. Eğer yalan söylüyorsan dedi, seni dönüp öldüreceğim dedi Hazreti Ömer. Ve Hazreti Ömer yolunu değiştirerek kız kardeşinin evine gidiyordu. Köle koşarak peygamberimizin yanına geldi. Ya Muhammed, Ömer seni öldürmeye geliyordu. Ve ben onun yolunu çevirdim. Çabuk kaç ya Muhammed. Allah Resulü ise sakin ol ey köle. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer, Allah iki Ömer'den birine hidayet verecek. O beni öldüremeyecek dedi Resulullah. Benim koruyucum Allah dedi. Hazreti Ömer kız kardeşinin Müslüman olduğunu öğrenince Muhammed'i öldürmekten vazgeçti. Gideyim önce kız kardeşimle eşini öldüreyim, sonra dedi Muhammed'i öldüreceğim dedi. İtibarımı ve Mekkelilere bir kez daha göstereceğim cesaretimi dedi. O sırada Hazreti Ömer'in kız kardeşi ve eşi evde Kur'an okuyorlardı. İyi dinleyin, iyi dinleyin burayı. Kur'an okuyorlardı. Nur suresini okuyorlardı. O Nur suresi Ömer'in kalbine nur damlatacaktı. Hazreti Ömer kız kardeşinin evinin önüne geldi gizlice. Önce içeride olanları dinlemeye çalıştı. Ve içeriden Kur'an sesi geliyordu. Hazreti Ömer atının üzerinden indi. Kız kardeşinin kapısına kulağını önce dayadı. Ve içeride Hazreti Ömer'in kız kardeşiyle eşi sesli bir şekilde Kur'an okuyorlardı. Nur suresini okuyorlardı. Hazreti Ömer bir müddet okunan ayetleri gizlice dinledi. Kalbine nur hidayeti iniyordu Ömer'in. Kapıyı çaldı Hazreti Ömer kapıyı. Öyle bir şiddetle çalıyordu ki kapıyı. Kız kardeşi korkudan titredi. Kim o dedi? Hemen Kur'an sayfasını sakladılar. Hazreti Ömer aç dedi, ben Ömer. O an
Hazreti Ömer'in kız kardeşinin dizinin bağı çözüldü. Eşi korkudan titredi. Hazreti Ömer bu. Açın kapıyı dedi ben Ömer. Aman yarab. Kapıyı açtı kız kardeşi ki Hazreti Ömer öyle öfke, öyle sinirliydi ki siz ne yapıyordunuz burada dedi. Kız kardeşi buyur abi içeriye gel deyince siz az önce ne yapıyordunuz dedi. Okuduğunuz o şiir nedir, o okuduğunuz nedir dedi. Kız kardeşi Kur'an'ları sakladı ama gizleyemedi. Duydum dedi. Kız kardeşi titriyordu Ömer'in karşısında. Eniştesi titriyordu. Abi ey Ömer, biz Müslüman olduk dedi. Biz Müslüman olduk, okuduğumuz da Kur'an ayetidir deyince Hazreti Ömer öyle bir tokat vurdu ki kardeşine. Bir tokat kardeşine vurdu, bir tokat eniştesine, ikisini de yere serdi kardeşlerim. Kız kardeşinin dudağı patladı, burnu kanamaya başlayınca kız kardeşi ağlıyordu yerde. Hazreti Ömer içine o an bir merhamet düştü ve kız kardeşi ağlayarak ey ağabeyim Ömer, istersen bizi öldür ama önce dinle dedi. Söyleyin bakalım dedi Hazreti Ömer, dinliyorum. Biz Müslüman olduk dedi. Bizi öldürsen de biz Müslümanız abi. Hazreti Ömer nedir o okuduğunuz dedi. Kız kardeşi Nur suresi dedi, Kur'an ayeti. Bir okuyun bakayım dedi, okuyun bir. Ve Hazreti Ömer öyle şiddetli tokat vurmuştu ki kardeşine. Sonra onun o gözyaşına merhametle acıdı. Ne de olsa ciğeri kardeşi. Onu yerden kaldırdı. Sakin ol abi diye oturtturdular. Ve Hazreti Ömer kalbine merhamet düştü. Ve dedi ki ne? Okuyun bakalım o Kur'an'ı, okuyun. Muhammed'e gelen o ayeti bir okuyun dedi Ömer. Hazreti Ömer'in eniştesi kız kardeşinin ağzı burnu kanıyor. Kur'an sayfasını çıkardılar sakladıkları yerden ve ayetleri okumaya başlayınca Hazreti Ömer ağlamaya başladı. Kur'an ayetlerini dinleyen Ömer kız kardeşine sarıldı, özür diledi ve ben dedi, ben dedi Muhammed'in dedi dinine inanacağım. Çünkü bu ayetler dedi şiir değil. Hidayet gelmiştim Ömer'in kalbine. Ne güzel şey Ömer'in Müslüman oluşu. Ve tekrar ayağa kalktı. Nereye gidiyorsun ağabey dedi. Muhammed'i öldürme, bizi öldür dedi kız kardeşi. Hazreti Ömer dedi ki ne? Ey kardeşim, beni Muhammed'i öldürecek bende hal mi kaldı? Siz benim içimdeki Ömer'i öldürdünüz. Ben Müslüman oluyorum dedi Hazreti Ömer. Kabe semalarında ebabiller uçuşuyordu. Ömer'in üzerinde ebabiller uçuşuyor. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Hazreti Ömer eniştesi ve kız kardeşi nasıl Müslüman olunur bana söyleyin dedi Ömer. Kız kardeşi abi dediklerimi tekrarla dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dedi. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun resulüdür. Şimdi ben Müslüman oldum mu dedi Ömer. Ağlamaya başladı ve vurduğu tokatın merhameti Ömer'i Müslüman ediyordu. Ve
kılıcını kuşandı, atına bindi, Resulullah'ın yanına geldi. Peygamberin yanına gelirken Allah Resulü'nün yanına gelen Ömer bu sefer şiddetle gelmiyordu. Resulullah'ı koruyan birkaç köle sahabe Ömer'in geldiğini görünce eyvah dediler, eyvah, Ömer geliyor. Ömer geliyor. Hazreti Ebubekir Sıddık peygamberi koruyordu. Hazreti Ömer Ebubekir'i gördü kapıda. Ey Ömer dedi, eğer Muhammed'i öldürmeye geldiysen önce beni öldür dedi Ebubekir. Hazreti Ömer dedi ki, ya Ebubekir hayır, ben Muhammed'i öldürmeye gelmedim, ben içimdeki Ömer'i öldürdüm. Ben o cehalet dolu, o kin dolu Ömer'i öldürdüm geldim. Ebubekir şaşırdı. Rahmet peygamberi, Ömer gelsin dedi, gelsin. Hazreti Ömer Resulullah'ın yanına geldi. Dizleri üzerine çöktü ve peygamberin elini öptü kardeşlerim. Allah Resulüne ben Müslüman oldum ya Resulallah deyince kainatın efendisi dedi ki, ya Ömer, senin Müslüman olduğunu Cibril bana haber verdi zaten. Aman ya Rab, Cebrail aleyhisselam Resulullah'a geldi. Ömer geliyor, seni öldürmeyecek. O Müslüman oldu geliyor. Aman ya Rab. Hazreti Ömer ya, Allah Resulü o kadar sevindi ki Ömer'in Müslüman olduğuna. Ve Hazreti Ömer dedi ki, ya Resulallah, ben dedi kelime-i şehadet getirdim, Müslüman oldum. Kardeşim öldürmeye gitmiştim oysa. Şimdi dedi ben Müslüman mıyım? Evet dedi peygamber. Peki dedi, benim günahlarım bağışlandı mı şimdi? Yani Rabbim beni kabul etti mi? Evet dedi Hazreti Peygamber. Sen dedi Allah'ım dedi adaletini yeryüzünde yayacağım en imanlı kişisin dedi peygamber. Ve Hazreti Ömer Müslüman oluyordu. Ömer'in Müslüman olduğunu duyan Mekkeli müşrikler kudurmuştu. Eyvah dediler, eyvah, Ömer Müslüman olduysa daha Muhammed'e kimse karışamaz. Karışamaz! Ya Hazreti Ömer o günden sonra peygamberi korudu. Hiç ayrılmadı ondan. Mekke'den Medine'ye hicret ederken gizli gizli hicret ediliyordu kardeşlerim. Gizli gizli hicret ediliyordu. Çöl çadırlarında gece yarıları buluşan zayıf ve güçsüz Müslümanlar beşerli onarlı grup halinde kervanlara katılarak Medine'ye gizli gizli hicret ediyorlardı. Yolda yakaladıklarını öldürüyorlardı. Bu derece tehlikeliydi hicret. Medine'ye hicret etmek tehlikeliydi. Ama onlar her şeyi göze alıp üçerli beşerli grup halinde Medine'ye hicret ediyorlardı. Allah'ın Resulü Hazreti Ömer'i yanına çağırdı. Ey Ömer dedi, bir kat zayıf aile var, onları da al ve Medine'ye hicret et dedi Ömer'e. Gecenin bir yarısı hazırlanın ve birkaç aile, hani 20-30 kişilik bir zayıf grup Peygamber Efendimizin sahabelerinden zayıf güçsüz Mekke'de Müslüman olmuş gizlice 5-10-15 kişilik bir grubu Peygamberimiz Hazreti Ömer'le Mekke'ye hicret etmesini emredince Hazreti Ömer dedi ki, ya Resulallah, gecenin bir yarısında gizlice diğerleri gibi hicret etmemi mi istiyorsunuz? Evet dedi Allah Resulü. Hayır ya Resulallah dedi. Hayır. Eğer siz bana darılmazsanız, siz bana kızmazsanız, Ömer gizli hicret etti dedirtmem ben Mekke'ye. Ama ya Rabbi, Mekke'den Medine'ye aşikar hicret eden tek sahabedir Ömer. Evet.
Nasıl hicret etti biliyor musunuz? Kılıcını kuşandı, atına bindi. Peygamberin müsaadesini aldı. Yanına aldığı 5-10 zayıf Müslüman sahabeleriyle beraber önce Kabe'ye geldi. Evet, Kabe'ye geldi önce. Hattab oğlu Ömer geliyor dedi Kureyşliler. Hattab oğlu Ömer geliyor dediler. O anda Kabe'deki putlara tapan Kureyşliler, Hazreti Ömer de hicret gününü tam böyle müşriklerin Kabe'de en kalabalık olduğu tatil gününe denk getiriyor ki bütün Mekkeliler görsün diyor. Ama ya Rabbi ya, şu cesarete bakın. Geldi Kabe'nin yanına Hazreti Ömer. Haddab oğlu Ömer Müslüman olduğunu bütün Kureyş biliyor. Ama Ömer'e bir şey söylemek, bırakın laf atmak bile müşriklerin ölümüdür. Ömer geldi, atının üzerinde Kabe'nin yanında indi ve Safa tepesine çıkarak yüksek sesle seslendi. Bütün putlara tapan Kureyş, Haşimoğulları, Neccaroğulları Hazreti Ömer'i dinliyorlardı. Hazreti Ömer beni dinleyin dedi. Bütün putperestler Ömer'e baktı. Kimseden çıt ses çıkmıyor. Yüzlerce Kureyş'in putperestleri, yiğitleri, delikanlıları, güçlü kuvvetli adamları Ömer'i dinliyor, Ömer'i. Hazreti Ömer dedi ki ne? Ey Kureyş'in ve Haşimoğullarının, Mekke'nin efendim. Ey kabileler dedi, kabileler beni dinleyin. Bakın ben nereye gidiyorum biliyor musunuz? Kimseden çıt yok, dinliyorlar. Ben şu gördüğünüz 10 kişilik grupla Medine'ye gidiyorum dedi. Haydi delikanlısanız karşıma çıkın. Karısını dul, çocuğunu yetim bırakmak isteyen Ömer'in karşısına çıksın dedi Hazreti Ömer. Şurada birkaç kişiyi doğrayayım da içim rahatlasın dedi Ömer. Göremedim. Evet. Aman ya Rabbi. Ben dedi Medine'ye hicret ediyorum. Hepinizin haberi olsun. Karısını dul, çocuğunu yetim bırakmak isteyen yoluma çıksın dedi Hazreti Ömer. Vallahi göstere göstere, haykıra haykıra Kabe'nin yanında hicret eden tek sahabedir Hazreti Ömer. Kimseden çıt çıkmadı. Hazreti Ömer Medine'ye göstere göstere hicret etti kardeşlerim. En rahat hicret eden Hazreti Ömer'dir. Bize de gel. Ve rahmet peygamberinin yadigarı Ömer bu ya. Çok hoşuma gidiyor Hazreti Ömer'in o Kabe'de o peygambere çile çektiren, o peygambere eziyet eden müşriklere meydan okuması o kadar hoşuma gidiyor ki. Resulullah öyle sevindi ki, öyle sevindi ki bütün müşriklerin kalbine kurt düşmüştü. Ömer, Ömer'den çekeceğimiz var dediler. Zaten Uhud'da peygamberimizi tam böyle dişi şehit düştüğünde Hazreti Ömer Resulullah'ı sırtına aldı kardeşlerim. Yani o hengamede Hazreti Ömer peygamberimizi sarmıştı. Yani peygamberimizi etten duvar oluşturan Ebu Bekir, Ali ve Ömer'di. Üçü peygamberimizi araya almışlardı. O hengamede peygamber efendimiz başından darbe alınca, mübarek omuzundan da kılıç darbesi alınca, tabi atılan taş dişine isabet edince Hazreti Ömer peygamber efendimizi sırtına aldı. Uhud dağına çıkardı. Orada dişi tedavi edildi. Ömer haykırdı orada. Muhammed ölmedi dedi. Burada, burada haykırıyordu Ömer. Allah Resulü Hazreti Ömer'in omuzlarında çıktı Uhud dağına. Uhud dağı titremişti o gün. Sevincinden titriyordu Uhud dağı. Allah Resulü dur ey Uhud dur dedi. Senin üzerinde bir peygamber, bir halife, bir de şehit var. Ama ya Rabbi. İşte Hazreti Ömer bu ya. Allah Resulüne öyle hizmet etti ki İslam'a, İslam'ın güçlenmesinde Hazreti Ömer çığır açtı kardeşlerim. Müslümanlar cesaret buldu.
herkes Müslüman olmakta bir adım daha ileriye atıldı. Ömer'in Müslüman oluşu İslam'ın kuvvetlenmesi demektir. Zayıfların korkusuzca Müslüman olarak cesaretlerini artıran Hazreti Ömer, İslam'ın kuvvetlendiğinin dönüm noktası olmuştur Hazreti Ömer. Bu noktada aşere-i mübeşşereden 10 sahabeden birisidir Hazreti Ömer. Cennetle müjdelenmiştir. Ve Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'den sonra da halife olmuştur. Son nefesini vermeden Hazreti Ayşe annemize rica eden Hazreti Ömer, beni Resulullah'ın yanındaki boş kabire kor musun demişti. Hazreti Ayşe annemiz de Hazreti Ömer'i kırmadı. Kendisi için kazdırdığı mezara Ömer'in defnedilmesini istedi. Ve Hazreti Ömer Peygamber Efendimizin yanında, Ebu Bekir Sıddık yatıyor ya, onun yanında bir mezar daha var, o da Hazreti Ömer. Oraya aslında Hazreti Ayşe annemiz kendisi için o mezarı yaptırdı. Yani o mezara Hazreti Ayşe annemiz yatacaktı. Ama Hazreti Ömer çok rica edince hayatta yaşarken, Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Ömer'i kırmadı. Peki ya Ömer dedi, babamın dedi ayak ucuna da sen yat. Ve bir kısa süre sonra öldü, vefat etti. Vasiyeti üzerine Peygamberimizin yanına defnedildi Hazreti Ömer. Evet, Mescid-i Nebevi'de Resulullah'ı selamlarken Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyoruz. Ardından Esselamu aleykum ya Ebu Bekir Sıddık diyoruz. Ardından Esselamu aleykum ya Hazreti Ömer diye selam veriyoruz Mescid-i Nebevi'de. Çünkü üçü yan yana yatıyor. Evet, İşte Hazreti Ömer. Biliyor musunuz siz Hazreti Ömer'in, Hazreti Ömer vefat edip defnedilince Medine-i Münevvere'de onu rüyasında Selman-ı Farisi ve Ebu Zer görmüştü, biliyor musunuz? Bakın, zuhuratta Hazreti Ömer'in yaşadığı bir şeyi kısaca söyleyip sohbeti toparlıyorum. Hazreti Ömer vefat ettiğinde, kabire konduğunda, kabirin başında bir müddet bekleyen Ebu Zer şunu görüyordu. Mezarın içinde olanları gördüler. Zuhuratta görüyorlar. Hazreti Ömer mezara konulunca Münker Nekir geliyor Ömer'in yanına ve diyorlar ki ona, ey Ömer, Rabbin kim diye sorduklarında Hazreti Ömer iki meleğin yakasından tutuyor. Aman ya Rabbi, iki meleğin yakasından tutuyor. Melekler bile Ömer'den korkuyor, titriyor. Ey Ömer diyorlar, Rabbin kim? Hazreti Ömer diyor ki, onların yakalarından tuttu, melekler ya Ömer, Rabbini sorduk sana sadece, bu bizim görevimizdir dediler. Hazreti Ömer diyor ki, Muhammed ümmetine böyle diyor, şiddetle mi geliyorsunuz? Siz bana Ömer'e ne soruyorsunuz siz? Siz kimsiniz diyor Hazreti Ömer. Münker Nekir diyor, biz sorgu meleğiyiz ey Ömer. Peki ne soruyorsunuz? Rabbini. Bana Rabbini mi soruyorsunuz diyor Hazreti Ömer. Ya kabirde bile adam var ya, şu işe bakın. Hazreti Ömer diyor ki, ben diyor bir karış toprağın üzerinde Allah'ı unutmayan Ömer, bir karış toprağın altına girdi diye bana Rabbini mi soruyorsunuz? Rabbim Allah diyor. Aman ya Rab. Evet, zuhuratta bunu görüyor sahabeler. Ya ben diyor bir karış toprağın üstündeyken Rabbimi unutmadım da, bir karış toprağın altına girdim diye beni yaradan Rabbimi mi unutacağım ey melekler? Rabbim Allah diyor. Bunun üzerine melekler daha soru sormuyor kardeşlerim. Korkuyorlar, görüyor musunuz? İman bu işte. O Ömer ya, kurban olayım, onu çok seviyoruz. Allah şefaatlerine nail eylesin. Bugün sohbetimizi de bu acizane Fatih Öztürk kardeşinizden Ömer'i dinlediniz, Hazreti Ömer'i. Daha çok kıssaları var Hazreti Ömer'in. İlerleyen günlerde anlatacağım. Acayip kıssaları var, anlatacağım. Buradan selam olsun Hazreti Ömer'e.
radiyallahu anha. Ya Rabbi sen Hazreti Ömer'e burada anıyoruz okulunu. Ne olur onun şefaatine bizi nail eyle. Selamımızı Hazreti Ömer'e haberdar eyler misin ya Rabbi? Amin amin.